Artı bir gündemden herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Deprem felaketi ile birlikte imar affı da gündemdeki yerini korumaya başladı. Bugün Erhan İçöz, jeofizik yüksek mühendisi telefon hattımızda olacak. İmar affı ile ilgili ve depremle ilgili detayları paylaşacak. Cemil Öz, avukat Cemil Öz ve avukat Mutlu Çakır da bülten içerisinde konuğumuz olacaklar. İmar affını konuşacağız. İmar affı nedir? Süreç nasıl ilerler? İmar affının getirdiği olumlu ya da olumsuz sonuçlar nelerdir? Hepsini konuşacağız. Öncelikle gündem diyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın ailesiyle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman'la telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Aleyna Ölmez'in depremde hayatını kaybeden annesi Birgül Ölmez ve babası Cengiz Ölmez için aileye başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rabbimden onlara cennetiyle cemaliyle muamele niyaz ediyoruz dileğinde bulundu. Aleyna Ölmez'in bundan böyle teyzesi Güler Duman'a emanet olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız ifadesini kullandı. Vefat eden kardeşlerimiz için Rabbimden onlara cennetiyle cemaliyle muamele niyaz ediyoruz. Amin. Amin. Tabii yavrusu da şimdi sana emanet. Evet, öyle baş tacım. Evet. Üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Aleyna kaç yaşındaydı? Aleyna 16 yaşında, 17'ye gelecek. 16 yaşında, maşallah. Evet. Maşallah. Şimdi ben Necdet Bey'den durumunun iyi olduğunu öğrendim, mutlu oldum. İnşallah şöyle kısa zamanda hemen servise de çıkar. İnşallah. Ve İnşallah. Siz de tabii orada olduğunuza göre süratle inşallah şifasını görürüz. İnşallah. Ve sağlıklı İnşallah. Halini de görme fırsatını elde ederiz. İnşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. 248 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Aleyna Ölmez, ambulans uçakla Ankara'ya götürülerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan son 100 yılın en büyük deprem felaketini yaşadık. Kahramanmaraşlı merkezli depremle birlikte geçtiğimiz akşamda tüm televizyon kanalları ve aynı zamanda 562 radyo frekansı üzerinden ortak yayınla bir bağış kampanyası düzenlendi. Sanat, iş ve spor dünyasından isimler bağışa destek oldular. Kampanyada en büyük bağışı 30 milyar lirayla Merkez Bankası yaptı ki Merkez Bankası'nın yaptığı bu bağış çok tepki aldı, çok yorumlara sebebiyet verdi. Bağış miktarı o gece toplanan toplamda 115 milyar 146 milyon 528 bin liraya ulaştı. Atılan SMS'ler ise 9 milyon 10 bini geçti. Tam 1 milyon bağış yapıyorlar. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrasında depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan tüm vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olduğu ortak canlı yayın, aralarında Bir TV'nin de bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Azerbaycan'a 213 televizyon ve 562 radyoda aynı anda yayınlandı. Bugünkü yayınımızla ülke olarak yaşadığımız asrın felaketine Türk televizyon tarihinin en büyük yardım kampanyasıyla merhem olalım. Haydi Türkiye, vakit tek yürek olma vakti. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilen ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve vatandaşlar depremzedelere destek olmak için bağışta bulundular. Ali Babacan. Ali Babacan. Ben Ali Babacan. Siyaset dünyasından önemli isimler de kampanyaya katılarak bağışta bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop 4, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 1, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi 1'er, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kendisi ve eşi adına 1, Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici 2, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 3, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 1, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal 3 maaşını kampanyaya bağışladı. Ben ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili arkadaşlarım ilk günlerden itibaren maddi bağışlarımızı yaptık. Ben geçen hafta 3 maaş bağışladım. İlave olarak bu kampanya dolayısıyla da 3 maaş daha bağışlıyorum. En yüksek bağışı 30 milyar Türk lirasıyla Merkez Bankası yaparken Türkiye'nin dev kuruluşları Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı firmalar Türksel, Cengiz Holding, Türk Hava Yolları, Baykar Teknoloji, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, Türk Telekom, Borsa İstanbul Grubu, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Konut en yüksek bağışı yapan kurumlar oldu. Merkez Bankası olarak toplamda 30 milyar TL bağışta bulunuyoruz. Yaklaşık 6 saat süren canlı yayının sonunda deprem bölgesi için toplanan bağış miktarı 115 milyar 146 milyon 528 bin Türk lirasına, atılan SMS sayısı ise 9 milyon 10 bine ulaştı. Sanıyorum beklenenden çok daha büyük bir rakam. Bu bağış kampanyasının vatandaş üzerindeki etkileri nelerdir diye sormak istedik. İzmir sokaklarına çıktık. İzmirli vatandaşlarımıza mikrofonlarımızı uzattık. Bu arada İzmir'in ne kadar duyarlı olduğunu da gördük. Çünkü birçoğu bu bağış kampanyasındaki yerlerine almışlardı. Ancak kaygıları da vardı. Yanı sıra İzmirliler yaptıkları bağışların yerine ulaşmasını istiyor. Dün akşam televizyon ekranlarında ortak yayına geçen Türkiye Tek Yürek kampanyasına birçok sanatçı ve iş adamı destek vermişti. Televizyonları başında izleyen izleyicilerse SMS yoluyla desteklerini sağladılar. Peki İzmir halkı bu kampanya hakkında neler düşünüyor? Kampanyaya destekte bulundular mı? İzmirliler yapılan Türkiye Tek Yürek kampanyasına yoğun destek verdi. Ancak deprem bölgesine yardım yolları farklılıklar gösteriyor. Türkiye'nin tüm görüş ayrılıklarına rağmen acılarda buluştuğunu söyleyen vatandaşlar bağışlarının yerine ulaşmasını istiyor. Bir askeri ücret çalışan olarak 5 çocuk babası 1000 lira bağışladım efendim. Gücümüzün yettiği kadarıyla maddi manevi desteklerimizi sürdürüyoruz. İnşallah yapılan yardımlar tez vakitte, en kısa sürede yerlerine ulaşır ve faydaları dokunur. Benim gibi herkesin yaptığı yardımlar faydalı olur. Olumlu görüyorum. Yani dayanışma, millet ve devlet bir arada bu zorlukları aşacağız. Birçok sanatçı da destek verdi. Evet, evet, bütün kesimler destek verdi. İnşallah bu bağışlar yerine gider. SMS attık ailece. Ayrıca Ahbap'a biz çok fazla destekte bulunduk. Çok güzel çalıştığı için. Memnunuz. Umuyorum inşallah ulaşır diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla destek veren oldu. İnşallah gerçekleşir, inşallah yerine ulaşır. Temennim o. Deprem felaketinin üzerinden tam 11 gün geçtikten sonra tam 261. saatte iki mucize birden yaşandı. Oysa ki umutlar bir bir tükenmeye başlamıştı artık. Çünkü enkaz kaldırma çalışmalarına da başlanmıştı aynı zamanda. Ama işte oradan gelen iki canlı ses yeniden hayata dönüşün de sesiydi aynı zamanda. Mehmet Ali Şakiroğlu ve Mustafa Avcı. Arama kurtarma ekiplerinin ummalı çalışmaları neticesinde o enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Akademi Hastanesi enkazında depremden 261 saat sonra iki mucize yaşandı. 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 33 yaşındaki Mustafa Avcı depremden 261 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Asrın felaketinde zamana karşı mücadele eden ekipler Şakiroğlu ve Avcı'ya afetten 261 saat sonra enkazdan yaralı ve bitkin ama sağ olarak ulaştı. Avcı, arama kurtarma ekibinin telefonla aradığı yankıyla konuştu. Hiçbir problem yok. Mustafa abi Kemal'e sen Abdülkadir'in Avcı Meclis kardeşi misin sen? Aynen, aynen, güzel kardeşim. Kurban olurum ya senin gibisine. Abi, abi. Bir tane bileceğim. Anne, annemler ne yapıyorlar annemler? Bekle abi.
Hepsi seni bekliyor. Hem hepsi kurtuldu. Hem hepsi kurtuldu mu Nazlı? Sesin duyuyor seslendirme birazcık da olsa. Abi yoldayım ben. Allah razı olsun. Allah senden bin katı razı olsun kardeşim. Allah seni düşünmesin bak bunu gibi. Depremzede Mehmet Ali Şakiroğlu'nun babası Mustafa Boyraz, oğlunun kurtarıldığı haberini alınca hastane önüne geldi. Buradan olduğuna ümidim vardı. Buradan olduğuna ümidim var. Bugün yine dedim aynen burada saat 8'de burada çıktım. Dedim gene ümidim var. Makine çalışıyor ben gidiyorum dedim gene ümidim var dedim. Çocuğunu hastaneye getirmişti. Yusuf Aziz o kendinin çocuğuydu. Onu buraya şeye getirdim, hastaneye getirmişti. Çocuğu iyi, çok güzel, iyidir. Evimizde. Vallahi ben başta ne bileyim ki ya, sevindim ya. Çok sevindim. Allah Türkiye'yi sevindirsin. Ben çok sevindim. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bu gece bir kez daha gözümüz aydın. 33 yaşındaki kardeşimiz Mustafa enkaz altından depremin 261. saatinde kurtarıldı. İlk tıbbi müdahalesi Hatay Sahra Hastanesi'nde yapılıyor. Enkazda arama çalışmaları ise devam ediyor. Son günlerde çok konuşulan bir konu, hatta deprem olmasaydı sonrasında bir imar affı bekleniyordu. İmar affı nedir? Olumlu ya da olumsuz sonuçları nelerdir? Şu anda bu büyük deprem felaketinde yıkılan binalarda üzerinde imar affı verilmiş herhangi bir bina var mı? Süreç nasıl işler hukuki boyutta? Konuşmak üzere hattımızın diğer ucunda avukat Cemil Öz var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Sayın Göktağ. Ulusça yaşadığımız bu büyük felaket ardından... Evet. Hayatını kaybedenlere Tanrı'dan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Evet efendim, çok büyük bir felaket. Asrın felaketi olarak zaten tarihe de not düşüldü. Hatta dünyadaki depremlere bakıldığında biz aynı gün içerisinde iki ana şok yaşadık. Bu da dünyada eşi benzeri olmayan bir sarsıntıydı aslında. İkinci depremle de birinci depremde hasar gören binalar yıkıldı ne yazık ki. Şimdi evet, bahsi geçen bir konu çok fazla konuşuluyor. Üzerinde çok fazla yorum yapılıyor. Çünkü 2019 yılında Hatay'a imar affı gelmişti Hatay'daki vatandaşlar için. Sonrasında da bu büyük felaket ve yıkılan enkaz altında kalan canlar ve yıkılan binalar. İmar affı nedir öncelikle Sayın Öz? Sayın Gökta, bunu bir benzetmeyle ben açıklamayı daha uygun görüyorum. Nasıl bir insanın ayakta durmasını kemik, iskelet ve kas grubuna bağlı olarak gerçekleştiriyorsak, binalar da aynı şekilde yaşamlarını, ayakta kalmalarını betonlara, kirişlere, salon ve kirişlere de bu şekilde başarıyorlar. Bu nedenle binaların mimari görsel projeleri yanında özellikle statik dediğimiz yani taşıyıcı sistemleri, yani nerede ne kadar kalınlıkta demir kullanılacağını, demirlerin birbirine ne kadar sıklıkla bağlanacağını burada etkiye dönür. Ve kullanılacak, özellikle kullanılacak betonun kalitesini gösteren inşaat mühendisinin hazırladığı projeler vardır. Evet. Tüm bu projeler diğer projelerle birlikte elektrik projesi vesaire projeleri belediyeye verilir. Ve belediye yetkililerin onayıyla düzenlenen inşaat statüde inşaata başlanır. Hukuken süreç bu şekilde işler. Belediyeler tüm bu yapıları denetleyemeyecekleri için 2007 yılında 4708 sayılı kanunla oluşturulan bir kurum var, yapı denetim firmaları. İşte yapı denetim firmaları tüm bu inşaatı yapımından başından itibaren bitireye kadar denetler ve en sonunda da iade edildiği zaman yapı kullanma izin belgesi alınır ve bina tamamlanmış olur. İşte bizim imar affı dediğimiz ki aslında cinayet olarak ifade edilen imar affı, imar kanunun 20. maddesine göre tüm yapılar için öngörülen bu prosedürün, zorunlu olan prosedürün öngörülmeyen ya da kullanılmayan tamamen ruhsatsız veya aldığı ruhsata aykırı yapıların belirli bir başvuru kapsamında hukuk aykırılıklarının görmezden gelinmesidir. Yani tüm bu teknik başvuruları yapmadan imal edilen binaların
ya da aldığı ruhsata aykırı olarak imalat yapılan binaların imar bağışı adı altında hukuksal bir zemine kavuşturulmasıdır. Şimdi bununla ilgili olarak yine bir örnek vermek istiyorum. 2019'da yılında yaşadığımız bir felaket vardı. İstanbul Kalkan ilçesinde bir bina çöktü ve 21 kişi hayatını kaybetti. Evet. Bu binanın 5 katının ruhsatlı olduğu, 3 katının kaçak inşa edildi. Az önce bahsettiğimiz şekilde. Ve imar aslında yararlandığı, faydalandığı ortaya çıktı. Yani biz nasıl bir insanı yükleyebileceğinden çok yükler sekli kılırsa binalar da aynı şekilde bu şekilde yıkılıyor. Peki Sayın Öz, imar affının gerekçesi ne? Yani sonuç olarak imar affıyla normalde önceden projelendirilen binaların aslında o imara uygunluk ruhsat almış haliyle sonrasında bir değişiklik yapıldığında af getiriliyor. Ama normali zaten projelendirilmiş halinin inşaat haline dönüştürülmesi. Bu durumda af neden yapılır? Af niye böyle bir karar çıkar? Tabii şimdi bunu bu kararı veren siyasi iradeye sormak daha doğru. Bu aslında amacı gecekondu bölgenin iskanıyla ilgili daha önce çıkartılmış olan gecekondu kanunu gibi o yerlerin veya binaların ıslahı değil anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü yükleyebileceğinden daha çok bir yükleyebileceğiniz bina yıkılmasını siz imar affıyla engelleyemezsiniz. Evet. Yani bilim ve teknolojiyi bu şekilde görmezden gelemezsiniz. Ben bu son imar affıyla ilgili olarak iki söz söylemek istiyorum. Esas önemli olan belki o. Kanunun yoğunlaşması için komisyona sevk edilen bir metin vardı. Bu metne göre 30 Temmuz 2022 öncesindeki ruhsatsız yapıları kapsayacaktı bu kanun. 11 Ekim'de komisyona sevk edilmişti. Hı hı. Ancak anlaşıldığı kadarıyla şu anda bu toplumsal baskı ve uğradığımız ulus çoğunluğumuz bir felaket sonrasında bu imar affının ve imar barışının şey olması mümkün değildir. Şimdi imar affıyla amaçların ne olduğunu ifade etmek gerekirse imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle kaçak yapılara resmi olarak izin verilmesidir. Şimdi aslında kaçağı resmileştirmek diyebiliriz imar affı, kaçak yani, bir binanın resmileşmesi. Aynen öyle, kaçak bir binanın yani tüm bu süreçlerden geçmemiş veya bu süreçlerden geçmiş de üzerine ilave kat çıkılmış olan bazı yapıların hukuki hale gelmesidir. Bunun da tabii sorumluları ortadadır, değerlendirilecektir. Şimdi imar affı 1984 yılında ilk defa ortaya çıkıyor ve ondan sonraki dönemlerde yine aynı şekilde hayatımızda çeşitli dönemlerde yer aldı. Ancak biz hukukçular olarak nasıl çok sık af kanunu çıkıp ceza hukukundan doğan cezaların affının toplumsal barışı ve toplumsal vicdanı yaradığını, hukuk güvenliğini zedelediğini düşünüyorsak da aynı şekilde bu imar aflarının aynı kötü sonuçlar doğurduğunu ve örnekte olduğu gibi çok sayıda yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olduğunu ve olabileceği uyarısında bulunmak istiyorum. Sayın Öz, Hatay'da neredeyse bina kalmadı ve imar affı da 2019 yılında oradaki binalara gelmişti. Bu da gösteriyor ki aslında her af iyi sonuçlanmayabilir, felaketlerle de sonuçlanabilir. Biraz önce örnek verdiniz. Normalde hapishanelerde olan, cezaevlerinde olanların da belli bir kısmına zaman zaman af geliyor ama bazı suçlar var ki af gelmemesi gerekir. Nasıl böyle bir suça af geldi diyoruz. O vatandaş dışarı çıktıktan sonra, örnek veriyorum, cinayetten yargılanmış ya da hapse girmiş, çıktıktan sonra ilk işi geriye kalanları öldürmek oluyor. Bunu da çok fazla gözlemledik. Binalardaki af da büyük bir felakete yol açabilir diyebiliriz böylelikle. Şimdi hukuk devletinde, hukukun egemen olduğu bir toplumda elbette her hukuk normunun bir istisnası veya bir istisnanın müstesnası olabilir. Buna karşı durmak mümkün değil.
Ama alt dediğimiz olay kanunun önüne geçen, kanunu yok sayan ve kanunun evet. yaptığın gücünü ortadan kaldıran bir durumdur. O zaman dürüst, namuslu vatandaşların evet. Haklarının hiçe sayıldığını ve zor durumda olan insanlarımızın son örneği olduğu gibi maalesef büyük acılar yaşadığını ve ileriki günlerde de yaşamaya devam edeceğini görüyoruz. Biz o yüzden hukukçular olarak kanunlara, nizamlara uyulması gerektiğini işaret ediyoruz. Evet. Ben bu şekilde ifade etmek istiyorum Sayın Gökhan. Mesela vergi affı ödeyen insanların ne günahı var diyebiliriz. Çünkü vergi affının da çıkacağını duyup vergilerini ödemiyorlar. Nasılsa 3 yılda bir, 5 yılda bir af çıkar deyip o suçu işlemeye devam ediyorlar aslında. Kanunların yaptırım gücü de bu şekilde daha aşağı seviyelere çekilmiş oluyor. Çok hak veriyorum ve katılıyorum size. Çok teşekkür evet. ediyorum katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Tekrar ulusunuza başsağlığı diliyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında bu büyük acıyı millet bilinciyle hep birlikte aşacağımıza inancını ifade etmek istiyorum. Evet, hepimiz tek yürek olacağız. Bunun da üstesinden geleceğiz diyelim. Teşekkür ediyorum. Efendim, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Hacı Bebek Mahallesi üzerinde bulunan tarım arazilerinde kırıklar ve yarıklar gözlemlendi. Tarlaların üzerinden geçerek kilometrelerce uzayan fay hattını havadan görüntülediler. Üzerindeki tarım arazilerinde kırıklar, yarıklar ve tümsekler görüldü. Fay hattı neredeyse arazileri ortadan ikiye ayırdı. Kilometrelerce uzanan kırıklar havadan da görüntülendi. Tahribat yalnızca tarlalarda değil, yollarda da göze çarptı. Depremin şiddetiyle arazi yanındaki yollarda da çökme ve kayma görüldü. Doğduğundan beri bu köyde yaşayan Hasan Çelik, kırıklar nedeniyle tarlalarına girmeye korktuklarını anlattı. Bizim buralar kilometrelerce uzaklıkta tarım arazimizde. Buralarda deprem nedeniyle, şiddetli deprem nedeniyle yarıklar oluşmuş, tepecikler oluşmuş. Normalde geçimimizi biz buradan yapıyorduk. Ama şu an korku içindeyiz. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Yani çok fena bir şekilde yarıklar oluşmuş. Yollar kaymış. Buralar düzdü. Normalde bak buralardan yani traktör girerken sürmeye girince dümdüz giderdi. Ama bunlar çok fena kalkmış. Fay hattı da büyük ihtimalle buradan geçiyor. Yani patlatmış her tarafı. Buraya gübre atılmak için traktörler giremez. Yani o derece ki kötülenmiş. Buralardan geçemez. Normalde fare yoktu bu tarlalarda. Yani çok fare yoktu. Ama o deprem hissetmişler mi ne yapmışlar artık. Hepsi yüzüne çıkmış. Delikler oluşmuş. Ufak ufak şeyler oluşmuş. Jeofizik Yüksek Mühendisi Erhan İçöz hattımızda şu anda. Sayın İçöz, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. İyi olmaya çalışıyoruz tabii ki milletçe. Ağız alışkanlığı nasılsınız diye soruyoruz. Evet, ama evet. Hepimizin yüreği yanıyor. Evet. İyi olmak istiyoruz artık. Tabii ki iyi olabilmek için de sizler gibi bilim insanlarının biraz söylemlerine önem verilmesi, belki gerekirse sizlerle bir araya gelip hükümet yetkililerinin bir panel düzenlemesi, bundan sonraki yol haritasını çizmesi gerekir diye düşünüyorum. Öncelikle konum şu aslında Sayın İçöz. Şimdi deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var. Bir yıl içerisinde yeni konutlar inşa edeceğiz diye. Şimdi böylesi büyük bir deprem yaşamış bir alan. Öncelikle evet. yıkımların gerçekleştiği alanların Amik Ovası gibi suya doygun zeminlerde ve fayların üzerinde gerçekleşmesi. Bundan sonra ülkemizdeki yerleşim paradigmasını kökten değiştirmemiz gerektiğini net biçimde ortaya koyuyor diyen bilim insanlarına tezat olmuyor mu? Nasıl düşünüyorsunuz yeniden yapılanmanın bu kadar kısa sürede olması doğru mu? Birkaç yönden yanlış. Öncelikle daha neyin ne olduğu tam olarak ortaya çıkmadı. Fay çözümlemeleri tamamlanmadı. Bilim insanları söyleyecekleri sözleri tamamlamadı. Bunlar dururken hemen inşaata yönelmek
son derece yanlış. Hı hı. Bundan daha fazla olması gereken şey depremzedeleri rahat ettirebilecek konteyner kentleri kurup en azından belli bir süre geçtikten sonra, yani bilim insanları olayı tam çözümledikten sonra onların yol göstericiliğinde yapılaşmaya yönelmek gerekir. Evet. Şu anda yapılacak olan yapılaşmanın çok güvenli olacağını düşünmüyorum. Jeolojik ve jeoteknik açıdan alanların sizlerin fizibilitesinden, analizinden geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum aslında, ama siz ne dersiniz? Yani bu alanları mutlaka sizin de bahsettiğiniz gibi iyice araştırılması gerekir, ama ne kadar sürer bu süreç, ne kadar bir zamanı içine alıyor? Bunu söylemek o kadar kolay değil. Çünkü verilecek imkanlara bağlı. Evet. Bilim adamlarına verilecek olanaklar çerçevesinde, hı hı, kaç bilim insanı burada çalışacak, hangi verileri toplayacaklar, bütün bunların hepsi zamanı öteleyecek olan şeyler. Evet. Ama acele edip yeni tabutlar inşa etmektense bilim insanlarının görüşlerini aldıktan sonra daha uygun bir yapılaşmaya yönelmek çok daha doğru olur. Evet, çok daha doğru olur. Şimdi bu deprem dünyanın araştırması gereken bir deprem olarak literatüre geçti. Sizin değerlendirmenizi de istiyorum. Aynı gün içerisinde iki ana şok, Türkiye'yi bırakalım, dünya üzerinde görülmüş bir deprem dalgası değildi aslında. Nasıl yorumlarsınız? Bu çok olağanüstü bir durum ama olmayacak bir durum değil. Bu iki fay, iki deprem ayrı ayrı fayların üzerinde oldu. Bitti daha da netleşiyor hangi fayların üzerinde olduğunu. Netleşiyor. Bir yerde bir deprem olduğu zaman belirli bir alanı gerer veya açar. Evet. Bunun sonucu olarak o belirli alan içerisinde hazır kırılmaya hazır bir başka fay varsa onu da tetikler ve onun da kırılmasına neden olur. Bu çok az görülen bir olay ama olmayacak bir olay değil. Değil. Mesela bazı bilim insanları diyor ki Marmara Gölcük depreminde tek bir deprem olmadı, 3 deprem oldu. Ama hı hı, bu 3 deprem hemen arka arkaya olduğu için tek bir deprem gibi etki, hı hı, yaptı. Evet. Ve çok büyük bir etkisi oldu. Evet, o depremlerinde. Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla olduğu için, hı hı, iki farklı deprem olarak ve aynı fay üzerinde değil, farklı faylar üzerinde olduğu için de, hı hı, iki ayrı deprem olarak, hatta bana kalırsa 3 ayrı deprem olarak, bir de 6.6 büyüklüğünde bir deprem daha var. Evet. 3 ayrı deprem olduğu gibi düşünüyorum. Evet. Şimdi bölgenin jeolojisine baktığımız zaman, hı hı, burada bir ölü deniz payı var, bir de bindirme payı var. Hı hı. Depremler bu bölgede oldu. Yani geniş bir zon üzerindeki depremlerde, kırıklarda oldu. Evet. Bu nedenle de binlerce, on binlerce artçı deprem oluşuyor. Şimdi oraya gelecektim aslında. Çok fazla artçı deprem, çok fazla gözlemlenmeyen, tabii bu olay da çok gözlemlenmiş bir olay olmadığı için devamında gelen artçıların da 5 ila 6 arasında özellikle büyüklük olarak baktığımızda çok fazla miktarda olması halkı şu an tedirgin ediyor. Neler söylemek istersiniz? Bunlar normal mi bu iki ana şokun ardından bu kadar sık ve büyüklükleri de 5 ila 6 arası değişen artçıların? 6.4'e kadar artçılar beklenir. Yani şöyle, bir büyük depremin arkasından 1 derece düşük büyüklükte, 7.4'ten 1 derece düşürdüğünüz zaman 6.4 oluyor. 6.4'e kadar artçı depremler olması son derece normal. İkincisi, bu kadar büyük ve ard arda olan depremlerde artçıları da tabii ki daha çok olacaktır. Ve daha uzun süre bu bölge ufak ufak kırılacaktır. Hani bir otomobilin camı kırıldığında zamanla o kırık yürür ya. Evet. Buna benzer bir olay bu. Ana kırık tamam ama buna yakın küçük küçük faycıklar var. Bu faycıklar da kırılıyor. Eğer bilim insanlarının yayınladığı veya Kandil Hastanesi'nin yayınladığı deprem odaklarına bakacak olursanız geniş bir alana, hem uzunluk olarak hem genişlik olarak çok büyük bir alana yayılmış artçı depremleri göreceksiniz. Bu da benim az önce söylediğim gibi çok sayıda küçük küçük fayın da arka arkaya kırıldığını gösteriyor.
Burada önemli olan bilim insanları şunu ortaya koymaları gerekiyor. Acaba ana kırıklar nereden nereye kadar kırıldı? Bundan sonraki stres, gerilim nereye yığıldı? Ne tarafa doğru yığıldı? Bunları bilim insanları deprem kayıtlarına bakıp onların çözümlemelerini yaparak bizlere sunacaktır. Ama şu var, bizler sadece vatandaşlar olarak bu bilimsel verilere ulaşmak için bu kadar acele etmeyelim. Evet. Çünkü bütün televizyonlar, bütün televizyon kanalları, gazeteler sürekli bilim insanlarına o ne oldu, bu ne oldu, bu ne olacak diye soruyorlar. Bunların hiçbirisi bence halkı ilgilendirmiyor. Halkı ilgilendirecek olan şey nedir? Bu depremin yaraları nasıl sarılacak? Evet. Daha sonra başka deprem de benzer şeyler yaşanmaması için neler yapılması gerekir? Asıl olması gereken konuşulması gereken bu aslında. Çünkü sizler zaten yıllardır söylüyorsunuz. O noktalara da direkt zaten hep belirttiniz. Uzmanlar dilimizde tüy bitti dediler. Çok haklısınız bu noktada. Şu anda mesela bölgede mevcut enerji boşalmış olabilir ama güneye doğru başka segmentler üzerinde hala deprem üretecek faylar olabilir. Yani biz ülkemizin coğrafi konumu gereği hep hazırlıklı olmalıyız. Şimdi bu büyük felaketin arkası nasıl toplanacak? O insanlara yeni yapılar ne zaman yapılabilecek? Ne zaman memleketlerinde yeniden ikame edebilecekler? Dediğiniz gibi sorunun en büyük tarafı bu. Evet. Yani şimdi bu soruların içerisinde yine aynı endişeler var. Acaba bundan sonra deprem nerede olur? Ne şey yapılır? Bunu yine bilim insanları, yer bilimciler diyorlar ki gerilim büyük ihtimalle Ölüdeniz payına aktarıldı. Yani Hatay tarafına aktarıldı. Evet. Hatay'dan Ölüdeniz'e, Lük Gölü diye de adlandırılır. Oraya kadar uzanan bir Ölüdeniz payı var. Ölüdeniz payının üzerinde tarihte kozmik kıyamet diye adlandırılan 60 bin kişinin o zamanki nüfusu düşünürseniz rakamın korkunçluğu daha da iyi anlaşılır. Evet. 60 bin kişinin öldüğü kayıtlara geçmiş olan bir deprem oluşmuş. Bizim en büyük korkumuz bu depremin yeniden aradan geçen 1500 küsur sene sonra aynı enerjiyi biriktirip yeniden çok büyük bir şekilde kırılması endişesini taşıyoruz tabii ki. Şimdi Türkiye'de zaten zannediyorum ülkemizde her yıl belli bir miktar yer değiştiriyor yer küre içerisinde. O da normal olağan bir durum zaten. Bu yılda bu depremle birlikte yer değiştirme olayı ne kadar da hatırlayamıyorum ama belki siz hatırlayacaksınız ya da söyleyebileceksiniz. Sanırım 7,5 metre civarı bir yer değiştirme söz konusu. Bu komple bütün Anadolu'nun yer değiştirmesi değil. Bütün Anadolu eğer bu şekilde yer değiştirmiş olsaydı İzmir'de de İstanbul'da da depremler olurdu. Etkili deniyle. Evet. Bu o bölgedeki maksimum yer değiştirme miktarıdır. Maksimum yer değiştirme. Bazı yerlerde 50 santim yer değiştirmiştir. Bazı yerlerde 6 metre, 7 metre yer değiştirmiştir. Ama ortalama 3,5 metre dolayında bir o bölgede yer değiştirme olduğu söyleniyor. Tespit edildi zannediyorum. Evet. Bunları ölçmeden, şey yapmadan söylemek çok yanlış şeyler. Evet. Çok yanlış şeyler ve bence bunu hiç dile getirmenin bile bir gereği yok. Demin de söyledim ben. Bu fayların, deprem mekanizmalarının bilmem neyin üzerinde durmanın hiç gereği yok. Biz burada halkımızın yaralarını nasıl saracağız? Daha güvenli yapılarda nasıl oturtacağız? Bundan sonraki depremlerde can ve mal kaybının yüksek boyutlarda olmaması için ne yapmamız gerekir? Bakın bunları 99 depreminden bu yana söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ama ne yazık ki gerekli önlemler halen alınmış değil. Maalesef. Deprem, maalesef. Biliyorsunuz zemin etüt raporlarının formatları değişti. Ama bu değişen formatlara uygun olarak zemin etütleri yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bunu denetleyecek olan yine bir başka özel sektör kuruluşu oluyor. Oysa bunlar kamusal denetim olması lazım. Yani devletin denetlemesi ya da devlet adına bir kamu kurumunun denetlemesi gerekir. Yani buradaki nedir? TMMOB'dir. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'dir. Daha evvel işin ehli
odalar, değil mi? Bunların odalara devredilmesi gerekiyor. Aksi halde kesinlikle. Yapı devletin firmalarını, çünkü müteahhitler kendi bünyelerinde de bu firmaları açıp kendi kendilerini denetliyorlar gibi oluyor. O zaman da çok da aklımıza mantığımıza uygun değil. Dediğiniz gibi odalara devredilmesi çok daha mantıklı olacaktır. Kesinlikle. Tabii yapı denetim firmalarının hepsini aynı kategoriye koymak elbette mümkün ki, değil. Elbette ki. Ama öyle bir durum var ki bu yapı denetim büroları isteseler de istemeseler de TMMOB kadar iyi denetleyemezler. Bu mümkün değil. TMMOB bağımsız bir kuruluş olarak odalar, jeoloji, jeofizik, inşaat, çevre vesaire bağımsız oldukları için ve bu konunun bilimini yaptıkları için, o bilimin odaları oldukları için de bunları kamusal olarak çok daha iyi denetlerler ve nitekim bu yasa değiştirilinceye kadar bu denetimlere TMMOB'ye bağlı odalar yapıyorlardı. Ve çok sayıda rapor geri çevriliyordu. Hayır, bu rapor iyi olmamış, doğru olmamış diye geri çevriliyordu. Fakat TMMOB'nin elinden bu yetkiler alındıktan sonra kim denetledi? Hangi rapor geri çevrildi? Geri çevrilmiş bir rapor var mı? Ben şunu söylüyorum. Sizin aracılığınızla şu çağrıyı yapıyorum. Buyurunuz. Lütfen TMMOB'nin elinden bu yetki alınmadan önceki de yapılan yapılarla TMMOB'nin elinden bu yetkinin alındıktan sonraki yapılan yapılar deprem bölgesinde bir incelensin. Acaba ne kadarlık bir değişim var? Evet. Yani diyelim ki bu yetki varken yapılan binaların %30'u yıkıldıysa bu yetkiden sonra yapılan binaların %50'si %70'i yıkıldıysa bu mutlaka ortaya çıkarılmalı. Yetkili mutlaka. Merceğinin aslında neresi olması gerektiğini de bize gösterecek bu veriler aynı kesinlikle, zamanda. Kesinlikle. Eğer değişen bir durum yoksa o zaman ben sözlerimi geri alacağım. Evet. Bunun ama araştırılması gerekir. Sizin çağrınız olarak biz de buradan yetkililere iletmiş olalım. Oda yetkisindeyken yetkisinde olan binaların yüzde kaçı yıkıldı? Odalardan alındıktan sonra yüzde kaçı yıkıldı? Bu veriler bile aslında denetlemenin hangi firma tarafından, hangi merci tarafından yapılması gerektiğini de izah etmiş olacak. Kesinlikle. Evet. Çünkü biz bir deprem ülkesiyiz. Bunu artık sokaktaki çocuk bile biliyor. Ama bu deprem ülkesinin olması gerektiği şekilde hareket etmiyoruz. Hiç olmayacakmış gibi çok çabuk unutuyoruz. Bir daha başımıza gelmeyecekmiş gibi davranıyoruz. Üst yönetiminden, hükümetinden, vatandaşına kadar ne yazık ki çok çabuk unutuyoruz. Çok yani bir başta bir hararetleniliyor. Bunlar yapılacak, şunlar yapılacak, hepsi ele alınacak, incelenecek, sorgulanacak vesaire. Ama bir süre sonra esamesi okunmuyor maalesef. Neticelerini de halk bilmiyor ayrıca. O yüzden bu çalışmaların aslında halka da ara ara aktarılması gerektiğini düşünüyorum ben. Halk da ne olduğunu, ne yapıldığını bilsin ve hep gündeminde tutsun bu gerçeği. Ne yapılması gerektiğini. Hı-hı. Ne yapılması gerektiğini. Evet. Bakın bir depremin öncesi vardır. Deprem sırasında vardır. Bir de depremden sonrası vardır. Evet. Şimdi biz çalışmalarımızın büyük çoğunluğunu depremden sonrasına göre yapıyoruz. Onun bile çok doğru yapılmadığı işte bu depremlerde ortaya çıktı. Evet. Büyük bir yetki karmaşası, büyük bir kargaşa. Basından izliyoruz. Tabii ben deprem bölgesine gitmedim ama basından izlediğimiz kadarıyla büyük bir kargaşa yaşanıyor. Evet, büyük bir yetki karmaşası var. O bir gerçek. Evet, pek çok iddia var. Deniliyor ki işte zamanında yetişilmediği için can kaybı arttı deniliyor. Bu işin çok önemli bir tarafı ama sadece bir tarafı. Hı hı. Bu depremin öncesi var. Bizim feryadımız, bilim insanlarının feryadı deprem öncesine ait. Deprem öncesinde gerekli önlemleri yeterli alırsak, yeterli denetlersek deprem sonrası için korkulacak çok fazla bir şey olmaz.
Evet, bu yıkım olmaz zaten. Hani o depremi bile biz Japonya'nın depremleri gibi burnumuz bile kanamadan atlatabiliriz. Öncesindeki çalışmalar çok daha önemli. Sonrası artık iş işten geçmiş oluyor. Bakın 10 ilimiz ki Elazığ'da afet bölgesine dahil edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla. Yani 11 il neredeyse hayalet il, hayalet şehir, köylere ulaşılamayan daha noktalar var köylerde. Çok yazık oldu aslında Sayın İçöz. Tabii. Boşu boşuna yaşandı gibi. Sürekli pay hatlarının üzerinde duruyoruz. Evet, evet. İşte payın üzerindeki kentler diyoruz. Bu kadar geniş bir fay olmaz. Evet. 100 yani... kilometre genişliğinde, 200 kilometre uzunluğunda bir fay olmaz. Hı-hı. Nedir burada? Küçük küçük faylar, kırıklar var ama fayların üzerinde olmayan yerler yıkılmadı mı? Evet. Yıkıldı. Hiç fark peki, etmedi ki Sayın İçöz. Yani şehirler dümdüz oldu diyebiliriz. Bina kalmadı. Evet. Demek ki fayın üzerinde olması değil esas olan. Esas olan yapıların güvenli yapılmasıdır. Yönetmeliğe uygun olup olmadığı aslında önemli olan. Evet. Size çok basit bir örnek vereyim. Buyurunuz. Bu iki deprem nerede oldu? Birisi Kahramanmaraş'la Antep arasında. Evet. Birisi Kahramanmaraş'ın kuzeydoğu batısında, Elbistan yakınlarında oldu. Evet. Peki Suriye'de niye 5000 insan öldü? Orta Doğu'yu da vuran bir deprem oldu aynı zamanda. Çok haklısınız. Fay mı vardı? Neden Suriye'de peki? Fay evet. Mı vardı? Orada da fay mı vardı? Nedeni nedir? Sizden dinleyelim. İşte aynı şey Türkiye'deki binalar neden yıkılıyorsa Suriye'dekiler de aynı nedenle yıkıldılar. Evet. Depreme, zemine uygun yapı yapılmamasından. Evet. Orada fay yok, bizde fay çok. Ama faylar değil, binalar öldürdü ne yazık ki. Binalar öldürdü. Böyle binalar diyebiliriz. Binalar neden öldürdü? Evet. Binalar neden öldürdü? Şunlar öldürdü. Doğru zemin etüdü yapıldı mı acaba? Yani jeofizik ölçüler deprem sırasında zeminin davranışı, yer nasıl davranacak? Nasıl çitleyecek? Binaya nasıl vuracak? Bunu jeofizik mühendisleri ölçer. Evet. Bina, zemin sağlam taşıyor mu? Bunu jeoloji mühendisleri ölçer. Hı hı. Bu ikisinin birleşmesiyle bir zemin etüt raporu hazırlanır. Bu zemin etüt raporları doğru yapıldı mı? Denetlendi mi? Bir. Şimdi bir avukat depremde ne yazık ki hayatını kaybetti. İsmini çok iyi hatırlayamıyorum şu anda ama bir avukat meslekten birisi diyeyim. Bu imar affı çıktıktan sonra özellikle kendi binasının altında bir market inşa ediliyor. Markette kolonları kesiyor. Bunu şikayet edip dava açıyor kendisi. Ve ne yazık ki o dava tamamlanmadan bu depremde o bina komple yıkılıyor ve avukat hayatını kaybediyor. Evet. Yani bir şeyleri farkına varıyoruz ama mahkeme süreçleri de çok uzun sürüyor. O şikayetler vesairesi. Evet. Yani bir de orada market, büyük bir market zincirinin bir şubesi zannediyorum. Evet. Rahat rahat bu işletmeye zaten devam ediyor. Yani denetim nerede dedirtiyor gerçekten. Evet. Denetimler i̇kinci, nerede? İkinci adım bu zemin etüdünün gereklerini yerine getirecek şekilde bir inşaat projesi hazırlanması gerekir. Hı hı. Zeminin statik ve dinamik yani deprem anındaki davranışlarına uygun olarak bir inşaat projesi hazırlanması gerekir. Bunun da doğru olması gerekir. Evet. İki. Üçüncüsü, inşaat şirketi bu zemin etüdüne ve bu projeye uygun malzeme kullanarak o inşaatı yapması gerekir. Hı hı. Bakın üç adım. Bu üç adım doğru atıldığı takdirde o bina yıkılmaz. Belki biraz hasar görebilir. Bu dünyanın her yerinde de böyledir. Ama yıkılmaz. Ya inşaat mühendisleri odası Kahramanmaraş'ta. Bunu defalarca söylüyoruz ekranlardan artık örnek olsun. Bunu bile yanlış anlayanlar var. İnşaat mühendisleri kendi binalarını yıkılmaz yapmışlar. Bizimkileri yıkılır. Hayır efendim. İnşaat mühendislerinin sizin de belirttiğiniz gibi bilim insanlarında olmalı yetki. Bağımsız denetim yerlerinde özellikle odalarda olmalı ki onların binası gibi diğerleri de yıkılmamış olsun. O bir örnek aslında. Bu depremde en güzel örnekti. Evet. Şuna bak, şuna dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yıkılan binalar var. Rönesans binası vesaire. Evet, rezidanslar 3 yıldır meşhur oldu.
Bazı binalar meşhur oldu. Ama hemen yanında dimdik ayakta duran yüksek katlı yapılar var. Evet. Bu fark neden? Bu farkı neden? Bile görebiliyorsak o binanın bu depremde yıkılmama nedeni, diğerinin yıkılma nedeni yine zemin etüdüyle binanın uygun kurallarla yapılmamış olmasıyla alakalı evet. Zaten. Az evvel çok belli. Az evvel söylediğim 3 kuralın yerine getirilmiş olup olmamasıyla. Evet. Kısacası. Yani doğru zemin etüdü, doğru proje, doğru malzeme kullanılarak yapılan doğru inşaat. Bu kadar. Biraz doğru ve dürüst ahlaklı olmakla da ilintili diye düşünüyorum. Ve işi bir bilene bırakmak gerekiyor. Bu noktadan sonra zaten ne yazık ki bu depremin en acı ana fikri bu olsa gerek. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız rica için. Katkınız için programa efendim Sayın İçöz. İyi günler diliyorum. Bizim ince anlatmaya çalıştık. Umarım yararlı olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Size iyi yayınlar diliyorum. Halkımızın başı sağ olsun. Bu acıların bu büyüklükte yine yaşanmamasını en büyük dileğimiz. Son bulması tek dileğimiz efendim. Teşekkür ediyoruz. Hatay'da depremde enkaz altında sağ çıkarılan bir çocuğumuz vardı. 4 yaşında Azra Duru. Malaç soyadı da. Kaldırıldığı hastanede 8 Şubat'ta ne yazık ki hayatını kaybettiğini öğrendik. Arama kurtarma ekibinden bir personel de Azra'yı kucağına aldıktan sonra o video görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Çok büyük tepki aldı. Azra bebeği kurtardık. Çalışmalara katılan bir personel enkazdan çıkarılan 4 yaşındaki Azra'yı kucağına alarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoda Azra'nın başını havada tutmakta zorlandığı, yarı baygın olduğu görüldü. Allah'ım herkes gelsin. Enkazdan çıkartıldıktan sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Azra Duru Malaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Şubat günü hayatını kaybetti. Küçük kızın ölüm nedeninin doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olduğu öğrenildi. Öte yandan Azra'nın annesi Fatma Malaç'ın da depremde hayatını kaybettiği, babası Mehmet Malaç'ın ise sağ kurtulduğu öğrenildi. Enkazdan çıkartılan Azra ile canlı yayın yapmaya çalışan görevlinin kimliği ise bilinmiyor. Kimliği kolayca tespit edilir diye düşünüyoruz. Çünkü yüzü gayet net. Çocuk başını bile tutamıyor enkazdan çıkmış bir çocukla. Sosyal medyada yayın yapmak hangi akla, hangi mantığa uygun? O çocuğumuzu da zaten 8 Şubat'ta ne yazık ki kaybetmişiz. Deprem psikolojisi, özellikle çocuklar demişken çocuklarla devam edelim. Uzman psikolog Burçak Eritmen Yeşiltaş, bu Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından özellikle çocukların henüz görüntülerinden çok etkilendiğini söyledi. Bu olayın görüntülerinden çok etkilendiğini söyledi. Çocuklarınızı sürekli enkaz görüntüleriyle baş başa bırakmayın dedi. Depremin çocuğun yaşına uygun hikayelerle ona anlatılması gerektiğini vurguladı. Abi çocuğun yüzü betona gelmiş ha. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından ortaya çıkan enkaz görüntülerine dikkati çeken uzman psikolog Burçak Eritmen Yeşiltaş özellikle çocukların çok etkilendiğini hatırlattı. Maruz bırakmayalım tabii ki ama bu şu demek değil, hiçbir şey yokmuş gibi de yaşayamayız. Onların da bir şeyleri bilmeye, öğrenmeye ihtiyacı var. Bilecek ki bu kaygı düzeyi biraz daha hafiflesin. O yüzden detaysız, yaşına uygun, o anne babanın hani çocuğunu en iyi tanıyan aslında anne baba. Onun isteğine, sorduğuna cevap olacak şekilde, sadece sorduğu kadar ayrıntısız bir cevapla bunu açıklamak önemli. Bu dönemlerde çocukların yakın temasa daha çok ihtiyaç duyduklarını ifade eden Yeşiltaş, iyileşme sürecinin oyunla başladığını vurguladı. Sarılma, yakın olma ihtiyacı çok artmış olabilir. Yakın teması çok da engellememeye çalışmak bu süreçte onlara iyi gelecek. Rutin aslında hani diyoruz, rutine dönülsün. Çünkü rutine dönmek demek bunları unutalım, hani oldu bitti gibi bir şey değil ama hayatın devamlılığına dair bir mesaja ihtiyacımız var hepimizin, hem çocukların hem bizim. Bunun için de bir yerden başlamak özellikle çocuklara iyi gelecek. Okul bunu en iyi sağlayan yerlerden, öğretmenler, arkadaşlar, herkes bir arada birlikte aslında bunun altından daha sağlıklı kalkılabileceğini hepimiz hem görüyoruz hem de biliyoruz, aslında deneyimliyoruz önceki yaşantımızdan da. Bunun dışında tabii ki çocuklara
İyi gelecek en önemli şeylerden biri de oyun. Bolca oyun oynuyorlar, oynasınlar da. Neyle oynadıklarının hiçbir önemi yok. Oyuncağın da önemi yok. Tekrar tekrar aynı şeyi oynayabilirler, oynasınlar. Onların iyileşme süreci o oyunda başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İSSU Genel Müdürlüğü deprem bölgesinde personeliyle birlikte altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Temiz suyun pis sudan ayrılması için çalışıyor. Orada 203 personel, 72 araç ve iş makineleri Hatay'da görev yapıyorlar. Enkaz altındaki kaçak su noktalarını belirliyorlar. Onararak kentin tamamına temiz su sağlamaya çalışıyorlar. Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depreminin ardından afet bölgesine destek veren kurumlardan İzmir Büyükşehir Belediyesi İSSU Genel Müdürlüğü yıkımın en ağır yaşandığı Hatay'da çalışmalarına devam ediyor. İlk günlerde arama kurtarma çalışmalarına da katılan İSSU ekipleri 203 personel, iş makinesi, su tankerleri, kanal temizleme araçları, vidanjörlerden oluşan 72 iş makinesiyle Hatay ve ilçelerinde görev yapıyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan su sorunu için çalışmalara 5 ayrı ekiple devam ettiklerini söyleyen İSSU Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirci, temiz içme suyu ve hijyen için çalıştıklarını söyledi. Her türlü desteği vermeye geldik. Her türlü imkanımızla, kişisel varlığımızla, ekiplerimizle, her şeyimizle buradayız. Şu an enkaz çalışma, kaldırma çalışmaları tamamlanmak üzere. Tabii şu an hijyeni düşünmek zorundayız. Bunun da en büyük etkeni su. İzmir'deki neredeyse ekiplerimizin yarısıyla müdahale ediyoruz. Buradaki amacımız şehre suyu vermek. Geçtiğimiz günlerde suyumuzu verdik. En büyük su kayıplarının yaşandığı yerler enkazların altında. Bunları bulmakla mücadele ediyoruz. Buldukça kapatıyoruz. Bütün ekiplerimiz gün boyu arızaları yaparken gün boyu da bu tespitleri yapacak ayrı bir ekibimiz çalışıyor. Şehrin neredeyse 2/3'ünün su kaçaklarını önlüyoruz. 2 güne kadar şehrin içerisinde su kaçaklarını yok edeceğiz. Artı bir gündemin şimdiki konuğu avukat Mutlu Çakır. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sesi zannediyorum. Benim sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Evet, şu anda karşımızda avukat Mutlu Çakır var. Son günlerde konuşulan konuların en başında imar affı geliyor ki gündeme gelme nedeni de yeni yapılanma süreciyle alakalıydı. Hatay bölgesinde ve diğer deprem bölgelerinde ne yazık ki bir yıl içerisinde yeni yapılar yapılacak dendi. Biraz acele ediliyor gibi söylüyor bunu uzmanlarına sorduğumuzda. Şimdi hepsini konuşacağız hukuki boyutlarıyla. Tekrar hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum sizi. Evet. Merhabalar. Merhabalar Sayın Çakır. İzmir'de miyiz? Şehir dışında mıyız? Evet, duruşma için şehir dışındayım. Evet. Şu anda öncelikle, İzmir dışındayım. Deprem hakkında bir genel değerlendirme alayım sizden. Sonra hukuki sürece geçmek isteyeceğim. Söylemek istedikleriniz varsa. Var. Tabii ki. Yaşanan bu büyük deprem felaketi ve sonrasındaki ihmallerle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza, insanlarımıza rahmet diliyorum. Yakınlarına ve bütün ulusumuza da başsağlığı diliyorum. Hakikaten içinden hala şokun üzerimizden atamadığımız büyük bir travma, büyük bir yıkım, büyük bir kayıp yaşadık.
sabır diliyorum herkese. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Şimdi son dönemlerde imar affı gündemde, yeni yapılanma gündemde. Özellikle biraz önce bir jeofizik mühendisiyle görüştük. Ve kendisinin söylediği şu, biraz acele ediliyor. Enkaz kaldırılmadan jeofizik mühendisleri bölgede gerekli işlemleri, gerekli analizleri yapmadan yeni binaların dikilmesi yerine konteyner kentler oluşturulması çok daha uygun olur deniyor. Şimdi son 2019 yılı imar affına gidelim. Bir imar affı değerlendirmesi isteyeceğim ben sizden. Öncelikle imar affı nedir diye size de sormak istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu imar barışı, imar affı diye evet, geçen bir... ve 2018'de başkanlık seçimi öncesinde Hasan Kaçanlı meşhur reklamlarla gündeme gelen imar barışı dediğimiz olay Türkiye için yeni değil. Maalesef çok kötü bir alışkanlık. Değişik periyotlarla inelenen bir durum. Ve özellikle 2018'de çıkmış olan yasada ruhsata, imara aykırı, kaçak olan, bilime uygun olarak yapılmamış olan yapılara belli bir bedel karşılığında devlet yasallık sağlamış oldu. Yapı kayıt belgesiyle. Bu hele Türkiye gibi deprem coğrafyasında olan ve şehirlerinin bir kısmı deprem fay hatlarından geçen bir ülke için aslında çok büyük bir hataydı. Ama bu hata büyük bir müjde olarak verildi insanımıza. İşte şu kadar bin kişinin sorunu çözüldü vesaire denilerek. Ve bir anda o kanundan sonra yapılarınız kaçak olmaktan, imara aykırı olmaktan, ruhsata aykırı olmaktan çıktı. Elinizde bir kağıt parçasıyla. Kanuna uygun hale gelmiş oldu. Mecliste yapılan kanunları değiştirmek ve onlara uygun hale getirmek çok zor değil. Milletvekili sayısına bakıyor. Ama doğanın kanunları, onları o kadar kolay değiştiremiyorsunuz. O yüzden imar barışı, imar affı şeklinde getirmiş olduğunuz düzenlemelerle statiği hesabı 5 kata göre yapılmış ama üzerine katlar çıkılan, tamamen kontrolsüz, denetimsiz şekilde yapılmış olan binaların bir anda kanuna uygun hale gelmiş olması doğa kanunlarına da uygun hale geldiği sonucunu doğurmuyor maalesef. Maalesef. Ve biz bunu defalarca yaşayıp tecrübe etmemize, ders çıkartmamız gerekmesine rağmen aynı hatalarda ısrar etmeye devam ediyoruz. Ben bu anlayışı bilimsellikten uzak ve insani bulmadığımı söylemek istiyorum. Peki şimdi imar affı bu denli, şimdi bu felakette de gördük, Hatay dümdüz oldu ve imar affı en son dediğiniz gibi o 2018 seçimlerinden sonra 2019 yılına doğru müjdelenmişti Hatay halkına. Neden peki imar affına ihtiyaç duyuluyor sizce? Neden kanun tanımazlığa kadar varıyor bu? Bir kanun tanımazlık o zaman bu imar barışı. %50'si yaklaşık kaçak olduğu evet. Bu da 13 milyon yapı anlamına geliyor. Bu 2018'deki imar barışıyla ilgili düzenlemelerden faydalanan toplam yapı sayısı da 7 milyondan ifade ediliyor. Yani devletin resmi rakamları. Bu kadar yapının kaçak olduğu yerde ve bu kadar büyük depremde kayıplar veren bir ülke, birinci önceliğimizin bu yapı stoğunun kalitesini, depreme dayanıklılığını ölçmek, hesaplamak ve bırakın deprem bölgelerine yıkılan binaların yerine tekrar binayı yapmadaki aceleyi, belki şehirlerin yerini değişmesi bile göz önüne alınarak, hesaplanarak bu sefer bilime, hukuka uygun bir şekilde bu süreç tamamlanmalı. Yani buraya tekrar bina dikmek konusunda
acele edilmemeli. Uzmanların bu konudaki uyarıları en azından bu sefer dinlenilmeli. Şimdi şehir plancılarının bir açıklaması var. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak bir projeye başladılar. Hem İzmir depreminden sonra bu başlatıldı. Tüm Türkiye'ye de örnek olması isteniyor aslında. Şimdi siz yapı denetim firmaları ile ilgili öncelikle ne düşünüyorsunuz diye sormak istiyorum. Yapı denetim firmaları bağımsız olmalı, odalara bağlı olmalı, evet. Projelerin üretilmesi aşamasında o masanın başına anlaşma aşamasında kimler oturmalı? Türkiye'de işini layıkıyla yapan insanlara söyleyeceğim şey. Ama maalesef pratikte gördüğümüz yanlış uygulamalar bize bu konularda özellikle yapı denetim firmalarının finansmanının müteahhitler tarafından yapılmaması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet. Yani müteahhitle ilgili bu bir fon oluşturulup denetimde bir nevi yani merkezi bir yönetimde ya da yerel yönetimde tamamen bağımsız, objektif olarak yapılmalı. Ve en az o müteahhit kadar o inşaatı yapan aynı sorumluluğu yapı denetim firması da olmalı. Ama bugünkü sistemde yapı denetim firmasının finansmanını da müteahhit karşılıyor. Peki imar affı sürecinde şimdi imar barışı deniyor ama her şeyi mi içine kapsıyor? Bütün binalarla ilgili verilebilir mi yoksa belli ayrıcalıklar var mı? Şimdi 2017 o yasada 31 Aralık 2017'den önce yapılmış olan tek şartı buydu. Onun dışında ve şurada şöyle bir düzenleme de var. Onu da bahsetmek lazım. Buyurun. Deniyor ki bu yapı kayıp belgesi kentsel dönüşüm yapılana kadar ya da orada o bina yeniden inşa edilene kadar geçerlidir deniyor. Geçici bir belge olarak veriliyor. Ama aslında doğurduğu sonuçlar itibariyle hani mülkiyet hakkına kadar varan haklar da sağlamış oluyor bu belge. Hı hı. Sonrasında özellikle bu 2018'deki yasa tasarısı yasada yapının depreme dayanıklılığı konusu. Bakın bunun altını çizmek istiyorum yayınınızda. Deniyor ki ifade tam olarak yapının fen ve sanat normlarına ve standartlarına uygunluğu ya da aykırılığı konusu malikin sorumluluğundadır. Hı hı. Yani burada devlet belli bir bedel karşılığında imara, ruhsata aykırı kaçak bir yapının depreme uygun olup olmadığı konusundaki bütün sorumluluğu da o yapı kayıt belgesini verdiği malike yüklemiş olur. Bakın şahısların yapabileceği bir şey değil bu. Yani iyi niyetli de olsa, kötü niyetli de olsa bir şahıs bir binanın depreme uygunluğunu tek başına karar verecek, bunu sorumlu alacak noktada değil. Ve daha da önemlisi, ya evet, devlet böyle bir sorumluluğunu bir yasal düzenleme ile şahısların üzerine yıkamaz. Bu bir hizmet kusuru anlamına gelir. Bu devletin sorumluluğudur. Bu yapıların sağlıklı, yaşanabilir ve depreme güvenli olarak devamının sağlanmasındaki sorumluluk, asıl sorumluluk, bu mekanizmayı kurma sorumluluğu devlete aittir. Peki DASK dediğimiz bu zorunlu deprem çok özür dilerim. DASK dediğimiz zorunlu deprem sigortası sizce faydalı oldu mu? Çok anlamlı yani oldu mu şimdi bu büyük depremi gördükten sonra özellikle? Kesinlikle bu tarz sigortalara ihtiyaç var. Ama bunların sadece DAS sigortasıyla karşılanması mümkün değil bu boyuttaki felaketlerin, evet, yıkımları. Evet. Bir can alıcı noktayı da yine yayınınızda kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Bakın 11 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verildi. Hı hı. Bu kanun teklifi
kamuya, herkese açık bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gov.tr sitesinden ulaşabilirsiniz. İmar kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi. Hı hı. Bu teklif ile ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla yapı kayıt belgesi başvuruları için daha önce belirlenmiş sürelerin uzatılması ve daha önce bu sürelerden kaynaklı belgeleri iptal edilenler hakkında tesis edilen idari işlemlerin ve para cezalarının iptal edilmesi amaçlanmaktadır. Hı hı. Tehlikenin farkında mısınız diyor. Bu kanun teklifi şu an işte. Ve eğer deprem olmasaydı, bu yıkım olmasaydı yine bir seçim öncesinde yine bir af geliyordu değil mi? Bir imar barışı affı tekrar gelecekti. Yapı kayıt belgesi iptal edilenler, yeniden arada kaçak yapanlara da yeniden af çıkacak. Hı hı. Bu meclisin sitesine girilip bakılabilir. İnşallah aklı selim hakim olur ve bu kanun teklifi geri çekilir ve evet. Tekrar meclisten çıkar. Şimdi ben bu kadar büyük bir depremin ardından geri çekilmesi, geri çekilmemesi talihsiz bir karar olur diye düşünüyorum. Bu arada evet. Hiç bölgeden bilgi alabildiniz mi? İmar affından faydalanan binalarla ilgili yıkım durumu nedir diye. Belki daha çok erken yani, bunu söylemek için ama belki bilgi almışsınız. Tabii ki bütün raporlara ve son verilere ulaşma şansımız yok. Ama tek tek öğrendiğimiz, duyduğumuz bazı olaylarda bizzat projenin çizim mimarları vesaireleri yani 5 katlı binaya imar affından sonra yani bir 5 kat daha çıkıldığını ve imar affından faydalandığını ama projenin 5 kata göre dayanıklı olduğunu, 10 kata çıktığı zaman da yıkımın kaçınılmaz olduğunu ve yıkıldığını söylüyor. Yani, yıkıldığını da duyduk. Peki bu yani yıkımlardan bu tarz, tek başına müteahhit mi sorumlu? Neden hayır, sadece değil, müteahhitler gözaltına alınıyor? Süreçte imza yetkisi olan ya da farklı yetkileri olan grup tespit edilmiyor. Hep böyle oluyor çünkü o yüzden soruyorum. İşte genel olarak bir işin kolayına kaçıyoruz. Bir günah keçisi olarak yakalanıyor. Tabii ki sorumlu olan müteahhitler en başta sorumludur. Hı hı, ama o projeyi denetlemeyen yerel yönetimler, görevliler, yapı denetim firmaları veya yerel yönetimi aşarak Ankara'dan alındıysa ruhsatlar, oradaki sorumlular. Bunun bir de bunu sorduğunuzda sevindim. Şimdi bölgede bu derinlikle ilgili de değişik iddialar ortaya atılıyor. Enkazların ortadan çabuk kaldırıldı, delillerin karartıldığı noktasında. Türkiye Barolar Birliği bu noktada bir inisiyatif alarak enkaz radarı diye bir uygulama geliştirmiş ve bunu yöredeki insan söylüyor. Yapısı yıkılmış, zarar görmüş binanın o halini o uygulamadan çekecekleri fotoğraflarla, videolarla delil haline getirebilirler vatandaşlar. Hı. Evet. Onu da hatırlatmış olalım enkaz radarı uygulama. Bir kez daha tekrar edebilir miyiz vatandaşlarımız için? Ne yapabilirler diye bir kez daha tekrarlayabilir miyiz? Doğru anlasınlar şimdi istiyorum. Daha bu sabah bir haber duydum. Hı hı. İzmir'den giden bir firma orada depreme dayanıklılık ölçümleri yaparken telefonlarına ölüm tehditleri almış ve geri dönmek zorunda kalmış. Yani orada bir yapı var. Delil toplamak, delilleri ortaya koymakta bir zorluk var. Bu noktada Barolar Birliği bir telefon uygulaması geliştirmiş. Enkaz radarı diye. Aha. O uygulamayı telefonunuza indirdiğinizde uygulamanın içindeki fotoğraf çekme, video çekme bölümlerinden deprem sahasındaki enkazla ilgili, demirlerle ilgili, betonla ilgili görüntüleri tespit ederlerse bunlar delil mahiyetli olacak. Dijital evet. Delil anlamında. Yani bölgede yani, tehdit alırız diye korkuya tespit mal verilmesin. Bunu yapabilsinler yani. Bir delil, dijital bir delil oluştursunlar. Hı hı. Aksi halde çünkü insanlar tehditle karşılaştıkları zaman korkabilirler. Zaten acı yaşadılar, büyük bir acı. Evlerinden, yurtlarından, sevdiklerinden oldular. Bu da onlara yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum Sayın Çakır. Çünkü ceza hukukunda delil olmadan ceza veremezsiniz. Delillerin evet. Karartılmaması, delillerin toplanması bu yüzden çok önemli.
deliller dediğiniz gibi karartılmadan, halkımız bu şekilde de belli kesimler tarafından karartılmadan diyelim. Çünkü suçu olanlar büyük bir ihtimal bunu yapmak isteyecek. Şu anda sahada tehditvari konuşmalar sergileyenler varsa da o binaların yapımında var olan kişiler olabilirler. Tabii ki tamamen varsayım üzerine konuşuyoruz ama halkımızın bir seçeneği daha var. Sizin bahsettiğiniz gibi o uygulamayla evet. da bunu yapabilirler. Peki şimdi bundan sonrasında dediniz ya o imar affıyla alakalı şey inşallah çıkmaz diye. Siz süreci nasıl görüyorsunuz? Bundan sonraki süreci nasıl görüyorsunuz? Yeniden yerleşim ya da işte tutuklamalar, gözaltılar bunlar devam eder mi? Bir Veli Göçer örneğimiz var çünkü Gölcük depreminden. Evet, her depremde bir Veli Göçer çıkıyor ama suç Veli Göçer'le bitmiyor. Ama gerçek suçluların biz artık hapise girdikten sonra cezaevinde tekrar çıkmamasını istiyoruz. Çünkü bir nevi insan hayatına kastettikleri için bilinçli taksir mi olur? Kasıt mı olur? Nasıl şimdi olur? Bilinçli, nasıl olası kasıt. Şimdi eğer siz depreme bölgesinde bir binayı yaparken oradaki demirinden çaldıysanız burada ben taksirden değil kasıttan söz etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani siz o binanın bir depremde yıkılabileceğini öngörüyorsunuz ama ona evet. rağmen o malzemeden çalıyorsanız burada kasıt vardır. Evet. Yani burada bir ihmal değil kasıt vardır. O da yani hukuku tabii değerlendirecek. Her somut olaya göre ayrıca değerlendirilir. Hı hı. Ama burada en ağır cezaların verilmesi ve verilen cezaların da sonuna kadar çektirilmesi gerekir. Yani evet. cezanın miktarından çok aslında hani kesinlikle uygulanmayacağı hususu caydırıcı. Evet. Çünkü aksi halde caydırıcılığı ve kanunun yok sayılması gündeme geliyor. İnsanlar infaz düzenlemeleriyle ölmeye devam ediyor. Hı hı. Dışarı çıkılabiliyor. O yüzden evet. Cezanın çektirilmesi eninde sonunda o cezanın yatırılacak olması caydırıcı olacak olan odur. Bundan sonraki yani. Süreçte caydırıcılık çok önemli olacak belli ki. 3 yıl yatıp çıkarım düşüncesinde olmayacak insanlar bir değil milyonlarca cana kıymış oluyorlar. Bir büyük afet 11 il şu anda en son rakama hemen bakmak istiyorum 38.044 can kaybımız var ki bunlar da resmi açıklanan. Daha enkaz altında cansız bedenlerine ulaşılamamış insanlarımız da vardır diye düşünüyorum. Varın felaketin büyüklüğünü bilançosunu siz düşünün. Teşekkür ediyorum Sayın Çakır katıldığınız için. Vaktinizi ayırdınız. Sağ olun ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Kolaylıklar diliyorum. İzmir'in Konak ilçesinde oturdukları evi ısıtmak için tencerenin içinde kömür kaynattılar. Yabancı uyruklu 10 kişi. Ne yazık ki o karbon monoksit gazından bu 10 kişiden hepsi diyelim 3'ü kadın 10 kişi tamamı hastaneye kaldırıldı. Isınmak için tencerede yaktıkları kömürden zehirlenen 5'i yabancı uyruklu 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay dün gece saatlerinde Konak'ta meydana geldi. Bulundukları evde ısınmak için tencere içerisinde kömür yakan 5'i yabancı uyruklu 10 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi. Evde bulunanlardan biri dışarıya çıkarak yardım istedi. Bunun üzerine yardıma koşan mahalle sakinleri evde hareketsiz halde yatan 9 kişiyi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan 10 kişinin tedavisi devam ederken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Evet, 2008 yılında kurulan Karabağlar Belediyesi'nin ilk belediye başkanlığı görevini yürütmüştü. Sıtkı Kürüm ne yazık ki 70 yaşında hayatını kaybetti. Karabağlar Belediyesi'nde 1953 yılında doğdu Sıtkı Kürüm. Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden
1978 yılında mezun oldu. Siyasi yaşamına 1973 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli görevler üstlenerek başlayan Kürüm, 2002 yılında Konak İlçe Başkanı seçildi ve 3 dönem bu görevi sürdürdü. İlçe Başkanı olarak katıldığı 2004 yerel seçimlerinden sonra 2 yıl Konak Belediyesi Meclis Grup Başkanlığı görevini yürüttü. Kürüm 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Karabağlar Belediye Başkanı seçildi. Kürüm bir süredir şeker hastalığıyla mücadele ediyordu. Evet, Sıtkı Kürüm'e başsağlığı, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz efendim. Mekanı cennet olsun. Evet, artı bir gündemin sonuna geldik. Yine gündemimiz depremdi. Deprem özel yayınlarımızla devam edeceğiz. Bundan sonraki yayınlarımızda bilgilendirmeler de olacak. Bilinçlenme ve bilgilendirmeler adına yayınlarla devam edeceğiz. Bültenlerimiz de o şekilde devam edeceğiz ama umarız ki bu enkazlar, enkaz dediğimiz şu anda o taş topraktan bahsetmiyorum. İçine düştüğümüz bu enkazdan en kısa zamanda kurtuluruz ve tek yürek olarak inşallah eski günlere yeniden kısa sürede kavuşuruz. Şimdilik hoşça kalın.